Sana da günaydın, şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşığım, sana da günaydın. Herkese günaydınlar, mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, bugünümüze şükürler olsun. Vallahi bilmiyorum herkes mi öyle, bu ara hiç uyku düzeni diye bir şeyimiz yok. O yüzden bayağı bir geç yattık, geç de kalktık. Sabah çayını böyle bayağı bol demli yapıyorum. Çünkü çay bitene kadar içiyoruz eşimle. Güzel mesajlarınıza baktım, onları cevapladım. Şimdi ve sabah kahvaltısı hazırlıklarına başladım. Geçen tost ekmeği almıştım biliyorsunuz, böyle sucuk, domates falan çıkardım. Yumurta da kıracağım, fırında güzel ekmek yapacağım. Epeydir yapmıyorum çünkü bunu. Çay oturana kadar ilk pişirdiğimde, yani ilk demlediğimde hep leke de olmuş çaydanlığım. Üstüne koymuyorum. Benim babam TTK'dan emekli. Oradan emekli olduktan sonra bir 10 seneden fazla kahvehane işletti. O yüzden çay demlemeyi hep bize söylerdi yani. Az önce arkadaş yazmış bana. Neredendi, bir saniye. Kütahya'dan. Erik ağaçları, kayısı ağaçları, çiçek açtı abla bahçeye. Şöyle bir baktım da demiş. Ne oldu Barış? Umudumuz o yüzden hep var demiş. Tabii ki de hep var umudumuz. Allah büyük. Bir de belki kahvaltıya omlet yaparım. Eşim de giriyor çıkıyor, duyuyorsunuzdur kapı sesi. Oturma odasının kapısını kapatıyorum. Çünkü kalkar kalkmaz hemen yabancı film açtı. Yabancı film izliyor. Biz içeride kahvaltıya oturduğumuzda da hemen hepimizin ortak izleyeceği bir şey açıyoruz. Gün içinde akşam haberler zaten kapanmıyor. O sırf haber seyrediyor ama ben mutfaklarda iş yaparken çok haber bakamıyorum. Anca akşam bakıyorum. Bir tane yumurta da kırıyorum. Şimdi bunu ekmekleri sürelim. Üzerine de kaşar peyniri mis gibi fırına atalım. Geçen bunu Elif yapmıştı. Allah var, Elif hatırlattı bana. Yoksa ben epeydir yapmamıştım. Severiz yani. Ekmek kızartırız fırında veya makinamda. Şey yaparız, neydi? Bakın Yeşo geldi. Benim romantik kocam. Böyle bayılır bayılır. Şurada dursun. Onun böyle yazdığı notların hepsini saklarım ben yani. 20 senelik evliyiz. Bir sürü notu vardır ama durmadı bunlar. Neyse şöyle dursun. Böyle çok sever sürprizleri. Bak, ben yapmam mesela ama o çok sürpriz yapar. Herkesin huyu, karakteri farklı işte arkadaşlar. Allah kimsenin ağzının tadını bozmasın. İçinde bizlerin de. Sofrayı da şimdi beraber kurarız eşimle. Ben bunları biraz iri iri kestim herhalde. Ay hapşıracağım. Kalktım kalktım. Elhamdülillah. Kalktığımdan beri inanın hapşırıyorum ben. Hep beraber. Şöyle biraz kırmızı biber de kestim üzerlerine. Açıkçası kaşarı rendelemeye üşendim. Böyle keserek koydum arkadaşlar. Şimdi çayım demlendi zaten. Bunları fırına gönderiyorum. O esnada kahvaltılıklarımı güzel çıkarayım. Dediğim gibi yaparsam eşime soracağım. İstiyorlarsa omlet de yapacağım. Kahvaltımızı yapacağız inşallah. Fırından çıkınca tekrar sizlere gösteririm. Şimdi fırına ekmeklerimi attım. Buraya 3 tane yumurta kestim diyecektim. 3 tane yumurta kırdım. Daha önce yaptığım omletlerden farklı bir omlet yapacağım. Şöyle göz kararı birazcık bir süt. Tuzunu ekliyorum. Birazcık karabiber. Çok az kabartma tozu ekleyeceğiz böyle. Yeterli. Az bir şey ekledim gördüğünüz gibi. Bir çay kaşığı kadar var mıdır? Yoktur belki de yani. Bunun altını açtım. Bunları da güzel çırpacağım.
Maydanozları da sağ olsun eşim kesti bana. Üstüne böyle dekor süslemek amaçlı maydanoz lazımdı. Bunu hemen lastikleyeyim. Böyle bazen yarım kullanmamız gereken pastalar veya krepler bir şeyler oluyor. Şöyle lastikleyeyim, yerine kaldırayım. Şöyle bir tavanın her tarafına yağı sürelim ki yapışma olmasın. Şimdi kızan tavamıza yumurtalarımızı bismillahirrahmanirrahim döküyoruz. Gibi bayağı bir kendini çekti. Şu kısmına böyle biraz kaşar koyacağım. Çünkü ekmekte de kaşarlarımız olduğu için abartmayacağım arkadaşlar. Demin üşendim ama görüyorsunuz şimdi kaşar rendeledim. Ekmekle buna karar verirken ikisinin de böyle kaşarlı olduğunu düşünemedim bir an. Şimdi tek elle yapabilir miyim katlamayı? Yaparım. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, yırttım ama. Neyse orayı görmeyin. Yırttım çünkü. Bu şekilde de şimdi pişsin. En son sunumunu göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi omletim harika oldu. Biraz daha kabarıktı. Yalnız ekmeklerimi fırından çıkartırken biraz bekletmek zorunda kaldım. Görüyorsunuz. Vallahi ben kahvaltı hazırlayana kadar 11.30'da kalktım ama öğlen ezanı okundu. Olsun, nasıl olsa evlerdeyiz, vaktimiz bol, keyifli keyifli bir pazar kahvaltısı yapacağız. Gerçekten çok güzel oldu. Biraz da unutmazsam kesince de göstereceğim sizlere. Bunlar da aynı şekilde. Eşimin güzel sürprizi de burada. O zaman bunları içeri götürüyorum. Kahvaltılıklarımı da eşim getirdi zaten, sofrayı kurdu. Afiyetle pazar kahvaltımızı yapıyoruz arkadaşlar. Rabbim herkese versin, bizlere de bin bereket versin inşallah diyorum. Bize afiyet olsun. Ocağımı güzel sildim. Drajeliklerimi falan boşalttım. Yağlıklarımı da boşalttım. Bulaşık makinesine attım. Hatta şimdi makinem çalışıyor. Eşimle kendime böyle göstereyim. Kahve sunumu hazırladım. İnanın kaç gün olmuştur? Rahat bir 4-5 gün olmuştur herhalde. Biz kahve içmedik. Şimdi dedim güzel bir kahve içelim. Ondan sonra işlerime devam edeceğim. Dünden bir tek tarhana çorbam var. Yanına ne yaparım hiç bilmiyorum. Saat de bu arada 2.30 oldu. Ahesli ahesli kahvaltımızı da yaptık. Şimdi kahve yapalım. Balkonda güzel bir kahve keyfinden sonra işlerime devam. Yağlıkları falan yeni değişmiştim ama yine de dedim güzel yıkayayım. Şöyle kahvenin yanına çikolata koyuyorum. Bu çikolatayı evde Yaren müftelası ama eşimle ben de
bayılıyoruz yani, çok hoşumuza gidiyor. Ama çok bereketsiz, pahalı ve çok bereketsiz gerçekten, hemen bitiyor. Şimdi yarine de verdim, dolaba koymadığım için biraz yumuşamış. Daha çıkmıyor. Neyse, şunu alırız biz de. Evet. Şimdi kahvemiz olacak. Duyduğunuz sesi. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Günlük kullandığım kaşıkları çıkardım. Şöyle yakından göstereyim. Bazılarında bayağı bir izler var. Matlaşma da var. Epeydir yapmadığım bir yöntemi yapacağım. Buraya bir tane bulaşık tableti koydum. Benim şu anda kullandığım Fairy'nin. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Kaynayan suyumla bulaşık tabletimi eriteceğim. Ve kaşıklarımı içinde bekleteceğim. Bir yarım saat, bir saat kadar bekleteceğim. Ondan sonra da yıkayıp kurulayacağım. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Bunları da çıkardım ama bunları atmayacağım tabii ki. Bana zarar verebilir diye düşündüm. O yüzden sadece günlük kaşıklarımı yapacağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir izli bazıları. Bulaşık makinesinde ne kadar yıkansa da böyle görüyorsunuz. Yakından göstereyim. Böyle dalgalanmalar kalıyor, izler kalıyor. Benim zaten bu günlük kullandıklarım iki şekilde. Bir şöyle var, bir de böyle düz takımlar var. Aslında bir ara bunları bile yenilesem iyi olacak ama şimdilik kullanıyorum. Şimdi şöyle suyumuzu döküyoruz. Gördüğünüz gibi zaten tablet erimeye başladı. Bunu tekrar şöyle alalım. Bir tane kaşık yardımıyla şöyle iyice çözülmesini bekleyelim. Önceden biz çaydanlığın üst kısmında, şöyle atayım, çamaşır suyu koyardık, bulaşık deterjanı koyardık. Hem çaydanlığın üstünü parlatırdık, dezenfekte ederdik. Hem de kaşıklarımız böyle parlak olurdu, onu da çok yapardım. Ama bir kere bu yöntemi yaptım, güzel oldu. Şimdi aklıma gelmişken epey bir zamandır yapmadım, sizlerle birlikte yapalım istedim. Bir ara çünkü kaşık çatallarını nasıl parlatıyorsun, bakımını nasıl yapıyorsun diyen bir arkadaş vardı. Bayağı bir oldu biz onunla yazıştığımız. Yaparım demiştim ama vallahi unutmuştum. Bugün aklıma gelmişken bunu yapacağım. Evet, biraz daha su kaynatayım. Onlara yapmayacağım çünkü şöyle şu şekilde göstereyim. Ay, bir yandan boş olacağım. Onlar daha yeni olduğu için hiçbir lekeleri yok, misafirden misafire. Bazen de kendimize böyle değişiklik olsun diye kullanıyorum. Karaca'dan almıştım. Bunlardan gerçekten memnunum. Böyle çok kibarlar. Severek de kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Üstüne de hemen bunu koyuyorum. Buraya da günlük kaşık çatallarımı düzenliyorum. Bu şekilde ben şimdi tekrar su kaynatayım. İyice üstüne su ekleyeyim arkadaşlar. Sonucu inşallah sizlerle paylaşacağım. İnce bulgur ıslatacağım. Üzerine tuz ekledim. 3 çay bardağı ince bulgur var. Dün Aslıcan yapmıştı, grubumuz var, oraya atmıştı. Yaren çok sever fellah köftesini. Epeydir de yapmıyorum böyle, belki sene olmuştur yani. Bugün dedim fellah köftesi yapalım. Tarhana çorbamız da var zaten. Belki çay demlerim, buzlukta börek var. Börek falan pişiririm, bilmiyorum duruma göre. Ama ilk önce bir fellah köftesini yapayım. Su ekleyeceğim, suyum burada kaynamadı. Su kaynasın, üzerine böyle hafif geçecek kadar suyumu ekleyeceğim. Soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra kimyon, karabiber, kırmızı biber, baharatlarını ekleyeceğim. Salça ekleyeceğim. Unla beraber güzel bir şekilde yoğuracağım. Kıvam alacak, sonra şekil vereceğiz. Şimdi fellah köftemizin yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Bir saniye, şunu şöyle alalım. Ellerim temiz.
Islattığım bulguru çiğ köfte yoğurma tepsime aldım. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası ekleyeceğim. Tuzunu ıslatırken eklemiştim ama bakacağım eksikse tekrar ekleyeceğim. Şöyle birazcık karabiber. Kimyon güzel yakışıyor. Biraz kimyon. Ve de pul biber. Unumuzu da alalım. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Hatta bu bulgurlu kabıma şöyle ılık su da alacağım. Yumurta koymuyorum. Bazı arkadaşlar yumurta ekliyorlar. Şöyle yedirelim. Güzelce macun kıvamına gelene kadar yoğuracağız arkadaşlar. Ondan sonra da inşallah şeklini vereceğiz. Unu göz kararı ekliyorum. Aslında bunu yerde yoğurmak en güzeli. Şimdi ben bunu iyice yoğurayım, macun kıvamına getireyim. Ondan sonra sizlere göstereyim, şekli de beraber verelim. Şimdi haberleri açtı eşim, de haberleri seyrediyorduk içeride. O kadar çok piknik yapan insanlar var ki hayretle izledik gerçekten. Para cezası koymuşlar ama insanlar yasak olduğu halde pikniğe gitmişler. Hayret verici bir şey vallahi. Şaka gibiler yemin olsun ya. Şimdi bunu böyle tek tek yapacağım. Biraz vaktimi alacak ama yapacak bir şey yok. Ara ara ellerimle ıslatacağım. Bugün de makineme öyle uzun program atmışım ki bitmek bilmedi. Şöyle bastırıyoruz ve tepsimize koyuyoruz. Sarımsağım da 2-3 diş kalmış. Artık buna kullanırım. Eşim markete gittiği zaman alır. Hiç farkında bile değilim sarımsağımın bittiğini. Sarımsağı da geçen bir arkadaş yazmıştı aşırı bir pahalandı diye. Artık zam gelmeyen bir şey kalmaz ki zaten arkadaşlar. Ben yapmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar, fellak köftelerim hazır. Böyle çok iri iri gözükebilir kamerada ama tam kıvamında oldular. Tepsimin altına böyle çok azıcık da un döktüm çünkü hemen pişirmeyecektim. Bunları yaparken Fatocuğumla konuştuk. Zonguldak'ta benim çocukluk arkadaşım Fatmacığım. Onu aradım. Onunla konuştuk. Şimdi suyumu koydum. Hatta tenceremi de böyle. Elim hamurmuş sanırım. Tenceremi de lekelemişim. Suyunu koydum. Bunları güzel bir şekilde haşlayacağım. Domatesli, sarımsaklı güzel bir sos yapacağım. Maydanozlu. O aşamaları sizlere göstereceğim. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Kaynayan suyuma böyle köftelerimi attım. Ben bir iki tane de limon tuzu koydum arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum sanırım demin. Tuzunu da ekledim. Şimdi köfteler yukarı çıktığı zaman pişme işlemi tamam olacak. O esnada da hemen domates sosumu yapacağım. Gördüğünüz gibi hiçbir dağılma olmadı arkadaşlar. Harika oldular. Bir 5 dakikaya kadar çıkaracağım. Hemencecik sosumu hazırlayacağım. Köftelerim haşlandı. Güzel süzdüm. Aynı tencerede şimdi domates sosumu kaynatacağım arkadaşlar. Sıvı yağ koydum. 2 tane domates de kestim. Dolapta açılmış yazdan kalma domates sosum da vardı. 2-3 diş de sarımsak ekledim. Tenceremin yanları haşladığım için lekeler kalmış. Tuzunu da ekledim. Bu biraz pişecek. Ondan sonra bununla haşlanan fellak köftelerimi birleştireceğim. Üzerine de bol maydanoz keseceğim ve yemeğe sunuma hazır olacak arkadaşlar. Evet, bitti sayılır, az kaldı. Çayımızı da demledim. Hatta burada tabaklarımı hazırladım. Turşu çıkardım. Kahvaltılık falan çıkarmadım. Hani sadece fellah köftesi yiyelim, turşu yiyelim, çay içelim istedim. Gördüğünüz gibi bayağı bir suyunu çekti, kaynadı. Böyle çok hafif sulu bırakıyorum ben. Bu şekilde seviyorum. Şimdi haşladığım
köftelerimi içine bıraktım. Siz isterseniz köfteleri borcama alıp bu sosu da içine dökebilirsiniz. Ama bu şekilde bence daha güzel oluyor. Üzerine şimdi güzel bol maydanoz, bir de pul biber, oh tadından yenmez. Yaren bir de bunu yoğurtla tüketiyor, yoğurtla döküyor üzerine. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi bu şekilde de birazcık kaynasın. Böyle gördüğünüz gibi hiçbir dağılma olmadı. Gerçekten özlemiştik. Aslıcan'a buradan teşekkür ediyorum. Onun sayesinde aklıma geldi. Az kaldı. Bir 5 dakika sonra servise hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çayımı demledim. Fellah köftem de hazır. Daha ne olsun? Şimdi hazır mısınız sonuç için? Buram buram koktu yani. Gerçekten çok güzel oldu. Dumanı üstünde. Bu kap böyle şeylerde gerçekten de çok güzel oluyor. Çok şık da duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerine pul biber gezdirdim. Maydanoz kestim. Maydanoz bu kadar koydum. Yarene bu bile çok geldi aslında. Sevmiyor ama şu kenarlardan veririm artık ona. Tadı da efsane güzel olmuş. Çünkü baktım. İçeri getireceğim, çayımı da alacağım. Normalde ayranla da çok güzel olur ama biz çayla yemeği tercih ettik. O zaman bize afiyet olsun diyorum. Deneyecek olan arkadaşlara da kolay gelsin, afiyet şifa olsun. Un ölçüsü veremedim çünkü hani onun kıvamını ayarlayana kadar un kattım. Ne kadar kattım derseniz gerçekten hatırlamıyorum. Ama yoğurduğunuzda macun kıvamına gelecek. Ondan sonra zaten şeklini veriyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar, bize afiyet olsun. Fellah köftemiz harika olmuştu. Yedim ama inanın şimdi o da beni yiyor. Çünkü bana böyle bulgur türleri genelde dokunuyor ama dayanamadım. Yedim. Öğlen sizlere göstermiştim günlük kaşıklarım. Bayağı bir çizildiler, deforme oldular aslında ama yine de kullanıyorum arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi öğlen çektiğimde böyle parlak değillerdi. Lekeleri falan vardı. Şu an gördüğünüz gibi lekeleri kalmadı. Gayet güzel oldular. Bulaşık tabletiyle yapınca sanki çizikleri daha çok belli oldu gibi geldi bana. Sanırım parladığı için çizikleri çok daha belli oldu. Söylediğim gibi Allah'tan bir şey çıkmazsa, inşallah Rabbim şu kötü günlerin geçmesini nasip ederse, aldığım ya Karaca takımını günlüğe kullanacağım, kendime misafir için yeni alacağım, ya da o takım duracak, ayrıyetten bir takım alacağım. Çünkü bunlar gerçekten bayağı bir çizilmişler yani. Ama yine de görüyorsunuz mis gibiler, tertemizler. Valla 20-21 senelik falan arkadaşlar. Yani çizik olması da normal tabii ki. Ama gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldular. Çay kaşıkları da aynı şekilde. Valla tavsiye ediyorum, benim gibi çok çizik değilse kaşık çatallarınız daha güzel sonuç alırsınız. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl parladılar. Bulaşık tabletiyle harika oldu. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğim. Şöyle çekmecemi açacağım. İlk olarak böyle buraya kaşıklarımı koyuyorum. Bir gün daha akşam oldu arkadaşlar. Birazdan sayı açıklanır. Morallerimiz sıfır olur. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Evet, şimdi bulaşık makinemi boşaltıyorum. Buraları güzel toparlayacağım. Yedik içtik. Sadece bundan bir tabak kaldı. Onu da göstereyim size. Eşim de kızım da çok beğendiler. Tencerem, her şeyim buralarda. Buraları güzel toparlayacağım. Bunları bugün yıkadım biliyorsunuz, makineye attım. Şimdi bulaşık makinemi boşaltacağım. Ben işlere devam. Ben yine mutfağa geldim. İkinci çayımızı demlemeye geldim arkadaşlar. Çay suyunu şimdi koydum. Size maalesef bugün de magnolia'nın kıvamını göstermeyi unuttum. Dolapta 3 kupumuz daha var ama bilemiyorum çayla yer miyiz? Çünkü fellah köftesi bende aşırı bir şişkinlik yaptı arkadaşlar. Ama çok lezzetliydi, çok güzeldi söylediğim gibi. Şimdi Instagram'dan Songül'cüğümle yazışıyorduk. Ben ona Songül diyorum. Niyeyse içimden öyle geliyor. Ona ve bir tanecik kızına, Sümeyye'ye buradan öpücükler gönderiyorum. O da her gün beni izleyip sizler gibi yorumlarını eksik etmeyen kardeşlerimden bir tanesi. Çok sağ olsunlar, Allah razı olsun. Biraz onunla yazıştık. Şimdi kapanış için geleyim dedim. Böyle bir günün daha sonuna geldik. Yarın pazartesi. İnşallah herkes için, hepimiz için çok güzel bir hafta olur arkadaşlar. Sayı çoğaldıkça moralmen tabii ki çöküyoruz.
Ama yarın kaldığımız yerden hayata, evde aynı şekilde devam ediyoruz, etmek zorundayız. Elden duadan başka hiçbir şey gelmiyor. Derdi veren Rabbim dermanı da inşallah en kısa sürede ülkemize verecektir. Tüm umudumuz, tüm dualarımız bu yönde arkadaşlar. Böyle inşallah severek ve keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.